Kitabımızın ismi İki Bana Bir Sana. Ayı evine giderken 3 tane mantar bulmuş. Ayının eve getirdiği mantarları gören gelincik çok sevinmiş. Onları temizlemiş, tavada hızlıca kızartmış. Tuz ve karabiberle tatlandırmış. Biraz maydanoz ekleyip kısık ateşte kendi suyunda pişmesini beklemiş. Ayı mantarları paylaştırmış. Bir mantar sana, bir mantar bana demiş. Sonra bana bir mantar daha. Şimdi hak yerini buldu. Ben büyüğüm, o yüzden çok yemeliyim. Gelincik aynı fikirde değilmiş. Bir mantar bana, bir mantar sana. Sonra bana bir mantar daha. Adil olan bu. Ben küçüğüm ve büyümeliyim. Bir tane sana, iki tane bana. Adil olan bu çünkü mantarları bulan benim. Haksızlık bu. Sen onları bana getirdin. Hem bütün işi ben yaptım. Mantarları temizledim. Tavada hızlıca kızarttım. Bolca baharat kattım ve kısık ateşte kendi suyunda pişirdim. Hem de maydanozla. Ama benim tarifimi kullandın. Masayı da ben kurdum. Hem ben mantar yemeyi senden daha çok seviyorum. Mantar benim en sevdiğim şey. Üstelik çok acım. Dinle bak. Midem nasıl da gurulduyor. Bir dakika. Ben senden çok daha büyüğüm. O yüzden senden daha çok acıkıyorum. Midem bütün gün guruldadı. Şimdi de ağrıyor. Ama midemin guruldadığını önce ben söyledim. Ama önce ben mantar yemek istedim. Bir mantar az yesen bir şeycik olmaz. Bu kadar mantar yemek küçük gelinciklere iyi gelmez. Asıl şişko ayılara iyi gelmez. Yeter artık. İki tane bana, bir tane sana. O kadar. Artık benim arkadaşım değilsin o zaman. Hey! Ayı ve gelincik dehşete kapılmış. Terbiyesizlik! Diye bağırmışlar. Haksızlık bu. İnanılır gibi değil. Mantarımızı aldı. Ama sonra birbirlerine afiyet olsun demişler. Mantarları afiyetle yemişler. Tatlı bile varmış. Orman çilekleri diye bağırmış ayı sevinçle. En sevdiğim şey. Ve gelincik 3 tane çileği paylaştırmaya başlamış.